Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile Teğit Geometri Soru Bankası kitabında paraya kenar konusundaki test altının çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarası 96 ve 97'yi çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruyla başlayalım. ABC'de paraya kenar AB ile AE birbirine eşit verilmiş ve EDC eşkenar üçgenmiş. Şu eşkenar üçgen açılarımız 60'ar derece ve bütün kenarlar eşit. Ama karşıtlı kenarlar birbirine eşit değil miydi? Evet burası çift çizgi olur. O zaman burası da çift çizgi, burası da çift çizgi, burası da çift çizgi olur. Ve şurada bir ikizkenar üçgen çıktı mı karşımıza çıktı. Tepe açısı 130 derece. 180'den 130 çıkart 50. 2'ye böl 25 25 yapar. A burada kaçı? 85 yaptı. Hocam burası 85 ise burası da 180'e tamamlayan açısı 95 derece olur. E o zaman x artı 60 eşittir 95 ise x'i de böylelikle 35 derece olarak buluruz. Ya yani cevap C han oldu birinci soruda. Geldik 2'ye. ABC'de paraya kenar. Bunlar açı ortay olarak verilmiş. Açı ortaylar nasıl kesiyordu? Dik ve orta taban üzerinde. Ama burada orta taban pek işimize yaramayacak gibi. Buradaki yüksekliği ve buradaki yüksekliği kullanmalıyız. Sanki benzerliğe dalsak e, bununla alakası olacak. O zaman benzerliğe de dalmayalım. Farklı bir şey düşünelim. Hocam açı ortay ve buradan dik çizilmiş. E, biz kollara çizilen dikmeleri biliyoruz. Açı ortayda kollara çizilen dikmeler nedir? Birbirine eşittir. Yani şu dikmeler birbirine eşit. Hocam şu eşitleri yazdık. E sonra Hocam burada da açı ortay kola dik çizilmiş. Diğer kola çizilen dikme yine eşit midir? Eşittir. Hemen şuraya da dikme eşittir dedik. Yani şurası da şöyle. A hocam şu 5 burası da 5 değil mi? Çünkü şurada ne çıktı? Bir dikdörtgen çıktı. 90 90 90 olduğundan 90. Dikdörtgen 5 ise 5. Burası ne oldu o zaman? 2.5 mu oldu? Evet 2.5 burası 2.5 burası 2.5 burası o. Peki ben neyi kullanmadım? Hocam 4'ü kullanmadım. A paraya kenarın yüksekliği 4. Hocam bu da paraya kenarın yüksekliği 4 olması lazım. 2.5 buradaysa buraya 1.5 kaldı. Zaten benden burası isteniyor. 1.5 dediğimizde zaten 3 bölü 2'dir. Güzel bir soru ama zor bir soru. Evet ikinci soru. Akçay oldu geldik 3'e. ABCD paraya kenar demiş. Normalde bunun formülü var. Köşegene kesik. Bunun karesi bu çarpı tamam diye formül var. Aa, biz bu formülü kullanacağız mı kullanmayacağız. Ne yapacağız arkadaşım? Hocam öncelikli olarak şurada bir kelebek benzerliği var mı? Var. Hatta şöyle şunu da göstereyim. Şurada bir kelebek benzerliği var. Kelebekteki oran kaça kaç? Hocam kelebekteki oran x 6. E o zaman burası da x k ise burası da 6 k mıdır? X'in de k katını yazmaya çekinmeyelim. Tamam. 5'i kullanacağım. Hocam büyükte de bir kelebek yok mu şöyle bakacak olursak? Evet. Büyükteki kelebekteki oran x bölü 6 değil mi? Evet sağdan sola. X k'nın 6 k'yı oranı. Bak x'in k katını yazmaya çekinmeyin demiştim. Oranlayınca gidiyor çıkıyor. Evet sağdan sola neye eşittir? Hocam 6'nın 5 artı x oranına. 6'nın 5 artı x oranına eşittir. K'lar gitti. İşler dışlar x çarpı x artı 5 eşittir 36 yaptı. Gerçekten de 6'nın karesi x çarpı x artı 5 eşit oldu. Bak ispatıyla yaptık. E burada arkadaşlar hissedelim bence 4 kere 9 sağlıyor. X yerine 4 koyarsam burası da 9 sağlıyor. X böylelikle 4 olur. Çarpanları ayırırken de hissedecektik zaten. Cevap balıkesir oldu. Tamam. Normalde x kare artı 5 x 8'e 36 eşit sıfırdan çarpanları ayırarak da yine sonuca ulaşabilirdik. Evet geldik bir sonraki soruya. Katlama var. Katlama sorularında ne yapıyoruz? Bir kere öncelikle şu katlanmış hali geriye doğru açıyoruz. Evet katlanmış hali geriye doğru açtık. Şöyle. Hocam üstte binen kenarlar birbirine eşit. Üstte binen açılar da birbirine eşit. Yani şu açıyla şurada kaç eşit olacak? Bu açıyla bu açı eşit olacak. Sonra burada kaç da burada kaç eşit olacak? E 45 falan benim kullanmam lazım. Hocam bak 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 olaya bak. Burası alfa iken burası alfa mı? Alfa. Adam bana EF artı EC'yi demiş. Tamam tamam şimdi dikkat. Burası alfayken burası da alfa değil mi karşılıklı açılardan? Evet. Bak şimdi şu üçgende iki iç açı bir dış açı eşit. Yani şu açı eşit olacak. Alfayla neyi toplarsan alfa artı 45 yapar 45'i. O zaman burayı 45 derece bulduk. E sonra... Şimdi BC'ye 8 kökü vermiş. 8 kökü burası 8 kökü verilmiş ya. Hocam burası da 8 kökü üstüne binen kenarların eşitliğinden burası da 8 kökü. EF ile EC'nin toplamını vermiş. Hocam EF ile EC'nin toplamı yani çizgi şuraya A diyelim A diyelim şuraya da B diyelim. A artı B'yi kaç vermiş bize? Hocam 14 vermiş. Bak burası A artı B yani burası da A artı B burası da 14 oldu. E benden ne isteniyor? FB. Arkadaş olay bitti. Ne yapacağız? 45'in mantığını kullanacağız. Hop şöyle bir dik çizebiliriz. 8 kök ise 8 8 yapar. Tamamı 14'tü. 6 kaldı. E, 6 8 13 üçgeninden cevap 10 çıkar. Dördüncü soru Denizli. Verilen her bilgiyi çok güzel bir şekilde kullandık bak. Geldik bir sonraki soruya. Soruda yine bir katlama var. Ne yapacağız? Eski haline geri getireceğiz. Şöyle bir eski haline geri getirelim. Ne yaptık? Paraya kenar er. katlanmış hali böyle açtık. Katlamalarda üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam bu kenarla bu kenar birbirine eşit. Eyvallah. Sonra bu kenarla bu kenar eşit. Üstte binen açılar eşit. Yani 30 ise burası da 30. Sonra burada kaç ile burada kaç eşit olacak. Dur. Şimdi bir kere paraya kenar ya. Hocam Z'den dolayı burası da 30 yaptı mı? Yaptı. E sonra ne var burada? Başka bir şey verilmiş mi? Başka bir şey verilmemiş. Ama 75 olduğunu biliyorum ben şu anda şuranın. 75 ise paraya kenardan dolayı burası da 75. a 30, 75. Burası da 75 yapar. 180 at Bak şurada bir ikiz kenarlık çıktı. Çok güzel. E, burada da ikiz kenarlık çıktı. Ya da 75 ise burası da 75 değil midir? Evet. 30-75 ise 75. Buraya ne kaldı? 45 kaldı. İki iç açı, bir dış açıdan. Burası 60 yaptı. Burası da 60 yaptı. E sonra bir yerlerden başlayalım arkadaşlar. Nereden başlayalım? 30-30 falan filan var burada. Şuradaki 75'in mantığını da kullanabiliriz biz burada. E, nasıl kullanabiliriz buradaki 60 ve 45'in mantığını kullanacağız? Bir işlem yapalım mı artık? Burası da kaç derece geliyor gerçi? 45 derece geliyor. Burada bunlar birbirinin benzeri mi? Benzeri valla. Hatta eşi. Bak bak bak. Başka türlü de yapabiliriz ama. Bak şu üçgene bak. Bir de şu üçgene bakar mısın? Hocam iki üçgende 60-75-45. 60-75-45. 60'ı karşı bak. Paraya kenarda karşı kenarlar birbirine eşitti. 60'ı karşı çizgi 60'ı karşı çizgi. iki üçgen eş üçgen yaptı mı? Yaptı. O zaman burada 45'in karşısındaki bu kenarla 45'in karşısındaki bu kenar birbirinin tıpkısının aynısı değil midir? Evet. E, o zaman ikizkenar kenar çıktı. E, burası 120 derece. O zaman burası da 30-30-120 yaptı. Ve benden bunun alanı isteniyor. Şimdi bir yerlerden başlayalım arkadaşlar. Nereden başlayalım mesela? Şuraya bir değer vereceğim bir kere arkadaşlar. Şuraya bir değer vereceğim. E buraya bir değer vermek için de bir hamle yapalım. Yani şuradaki üçgende tamam eş üçgen bulduk ama farklı bir şekilde de bulabilirdik. Şimdi ben 60 ile 45'i gördüğüm için şurada aslında şöyle bir 90 derece çizebilirdim. 60 ile 45'in mantığını kullanmak için. E burada bir 30 60 90 çıktı. Burada da bir 45 45 90 çıktı. 30'un karşısına ben şurada bir A dersem 90'ın karşısı 2 A'dır. E, 60'ı karşısı A köküçtür. E o zaman burası da A köküç oldu. Sonra bak dikkat et. Şurası 30'a 30 yani A köküç artı A. Burası da A köküç artı A yaptı. Dikkat et. Şununla şu birbirine eşit. Yani A kök 3 artı 3A yaptı burası. E zaten burası da 4 kök 3 verilmişti. Sonra burası A kök 3 artı 3A ise bak A kök 3 artı 3A ise buraya da 2A kaldı. Biraz önce eşlikten bulmuştuk bu 2A'nın eşitliğini. Şimdi de özel üçgenden bulduk. Neyse A'yı bulursam ben buradaki üçgenin alanını bulurum. Çünkü niye? Taban çarpı yüksek bölü 2'den sonucu ulaşırım. Ona da biraz sonra geliriz. Önce A'yı bulalım. Hocam A kök 3 artı 3A 4 kök eşit. Yazalım a kök 3 artı 3 a eşittir 4 kök 3 eşit. E hocam burada a kök 3 parantezini alırsam 1 kaldı. A parantezini alınca yine 1 kaldı. Kök 3 parantezini alınca da kök 3 kaldı burada? Evet. E bu da 4 kök eşitmiş. O zaman burada kök 3ler sadeleşti. A da burada ne eşit oldu? 4 bölü kök 3 artı 1'e. Yani 1 artı kök 3 ya da kök 3 artı 1'e. Burada kök 3 eksi 1 ile çarparsam a neye eşit oluyor o zaman? 4 bölü 4 kök 3 eksi 1 bölü ne eşit oldu arkadaşlar? Karesi eksi karesi 2'ye. Şunlar şunlar sadeleşti. Işte. 2 a'yı da buradan 2 çarpı kök 3 eksi 1 bölü 2 çarpı kökü 3 eksi 1 bulduk daha doğrusu. Şimdi gelelim şuraya arkadaşlar. Şu üçgenin alanına gelelim. Bu üçgenin alanı nedir? Hocam bu üçgenin alanını bulurken 2 a çarpı 2 2 a çarpı, çarpı 120 bölü 2'den sonuca ulaşırız. 1 ya da 2. Hocam burada e, tabanına ait yükseklik çizip oradan bulabiliriz. Ya da burada bu tabana ait yükseklik var. Bak 2a tabanına ait yükseklik şu değil mi? Evet. Şu üçgenin alanına bakıyorum çünkü 2a tabanına ait yükseklik a köküç olduğu için alan 2a çarpı a köküç bölü 2 eşitliği midir? Yani a kare köküç isteniyor bizden. Yani a kare köküç. Aslında bu nedir? 2 köküç eksi 2'dir değil mi? Evet. 2 köküç eksi 2'nin karesi. Bir de bunu köküçle çarpacağım. Yani 2 kök 3'ün karesi nedir? 12. Eksi birinci ile ikinci çarpımın 2 iki katı 4. 8 kök 3 yaptı. Artı 4 yaptı. Bir de bunlara kök 3 falan ekleyeceğiz ama çarpı kök diyeceğiz böyle. Şurası kaç yaptı arkadaşım? Şöyle bakacak olursan 16 eksi 8 kök 3 yaptı. Bunu kök çarparsak 16 kök 3 eksi 24 mi yapıyor? Evet. Cevap böylelikle C Han yaptı arkadaşlar 5. soruda. İşlem kalabalığı var ama özel üçgen kullanıyoruz. Eş üçgen belki kullanıp yapıyoruz ama eş üçgen kullanmadan da yapabildik soruyu. Aslında şöyle baktığımız zaman gerçekten üçgen bilgisiyle yapılabilen bir soru. ÖSYM'de üçgen bilgisinde kullandırmayı seviyor biliyorsunuz. Evet 5. soru Cihan oldu geldik 6. soruya. Şimdi ne demiş aşağıdaki ABCD paraya kenarı biçiminde parça verilmiştir. Şurası 30 burası 70 verilmiş. DK ile LB birbirine eşit. Evet paralel verilmiş. DK ile bir dakika DL ile KB. Arkadaşlar şunlar birbirine paralelse e bunlar da birbirine paralel ya. Şurada bir paralel kenar çıktı mı çıktı. E paralel kenardan dolayı o zaman burası da ne oldu? 30 oldu. 70 ise zaten burası da 70 olduğunu biliyoruz. Evet. Çevre ABCD nedir diye soruluyor bize. Hmm. Ha, bir de bahçe içinden geçen yoluyla alanlar 3 eşit bölgeye ayrılmış. Yani burada kalan da burada kalan da burada kalan da E şimdi alan dağıtacağız arkadaşlar. Şimdi şurada bir paraya kenar oldu ya. Ben bunu böyle çizersem. Paraya kenara da alanı iki eş parçaya bölecek. 2A. Yani A bölü 2A bölü 2A bölü 2'yi sevmiyorum ben. O zaman ne yapayım? Ben buna 2A diyeyim. Her yer 2A olsun. Şurası da 2A. Burası da 2A olsun. Burası da 2A ya. Yani bunlar da AA diye paylaştı. A. A'ya 2A. Alanlardaki oran 1'e 2 ise. Tabandaki oran da 1'e 2'dir. Yani burası 60 yaptı. O zaman komple burası 90 yaptı. Benden çevre isteniyor. 90 burada. 70 burada. Topla. Sonra bir daha 90 burada bir daha 70 burada. 90 ve 70 toplamları isteniyor. O da 90 70 daha 160 bir daha 160 var. Topladığımız zaman da 320 yapar. Evet 6. soru Ceyhan oldu geldik 7. soruya. 7. soruda da neler verilmiş? 8 ise da 8 midir? Evet bak şunu yaz. Para kenarının tanımını sorularda kullan. A hocam taban ve tabana ait yükseklik var burada. Aklımıza ne geldi? Üçgen geldi değil mi? Hemen üçgeni oluşturalım. İşte bu üçgenin alanını aklımıza geldi. Hemen şu üçgenin alanını gösterelim şöyle. E hocam burada başka bir şey var mı? Çevresinde 40 vermiş. 8, 8, 16 ise 40'a topladığımız zaman, 40'tan 16 çıkarttığımız zaman 24 kaldı. Şu ikisinin toplamı 24 ise bunlar da 12, 12 mi yaptı? Evet. E hocam burada da 12 tabanına ait yükseklik var. E ben burada da bir üçgen oluşturayım o zaman. Şöyle. Onu da maviyle oluşturayım. Şöyle siyahla oluşturayım. Hocam buradaki üçgenin alanı da ne olacaktır? Şuradaki üçgenin alanı da var, belli. Aa bu alanlar birbirine eşit arkadaşlar. Niye? Çünkü paralel kenarda köşegen üzerinde bir noktadan köşelere böyle gittiğim zaman şu alanlar birbirine eşit. Hatta şu alanlar da birbirine eşit. Çünkü tabanları aynı, yüksekleri aynı olduğundan ya da şurada tabanları aynı, yüksekleri aynı olduğundan dolayıydı. O zaman bu alanla bu alan birbirine eşit. 12 çarpı 4 bölü 2. 12 çarpı 4 bölü 2 neye eşittir? 8 çarpı x bölü 2'ye eşittir. E o zaman buradan ne geliyor? Bölü 2'ler gitti. 4'e bölsen 4'e bölsen 2'ye bölsen 2'ye bölsen 6. X'i böylelikle 6 olarak buluruz. Yani 7. soru Cehan çıktı. Aslında biraz soru kopyayı veriyordum bize? Taban ve tabana ait yükseklikten dolayı. Sonra alansal özelliklerde bak burada karşımıza çıkabiliyor. Evet 7. soru Ceyhan geldik 8. soruya. Aşağıda ABC'de paralel kenar biçiminde bir arsa verilmiştir. Arsa DECF boyunca birbirine eşit. 3 alana ayrılmış. E o zaman burada kalan A iken burada kalan da A burada kalan da A diyeceğiz. E hocam burada böyle alan dağıtım. Bak 5 yıldızlı alan hikayesi aklımıza geldi. Bu arada A A A 3 A o zaman burası 3 A bölü 2 olacak. böyle 2 ile uğraşmayayım. Buraya 2 A diyeyim. Buraya 2 A diyeyim. Burası da 2 A olsun komple S1 yerde 2 A olsun. Şöyle göstereyim hatta. E hocam tüm alan 6A oldu ya tüm alan 6A ise bu alanda tüm alanın yarısı olduğundan dolayı 3A olmak zorunda. O zaman buraya ne kaldı? A alanı kaldı. E bitti. Hatta 2A ya burası. Buraya da A kaldı. Adam bize soruda ne vermiş? CE'yi 8 vermiş. E hocam alanlardaki oran 1'e 2 ise tabanlardaki oran da 1'e 2'dir. E 2x 8 ise x de kaç yapar? 4 yapar. Ama benden ne isteniyor? CF isteniyor. 8 artı 4'ten cevap kaç çıkar? 12 çıkar. Evet 8. soru Han oldu. Geldik 9'a. ABC'de paralel kenar. AF ile FD birbirine eşit ve burası K iken burası 3K olarak verilmiş. K 3K'yı yazalım. Şimdi şuradaki alanı 24 vermiş. Alan dağıtacağımız belli arkadaşlar. Bu alandan bu alana gideceğiz. Şimdi şuradaki oranı kullansam, böyle paralel çizsem, şuradaki alanı saçma bir şekilde bölüyorum. Biraz beni sıkıntıya sokabilir. O yüzden hiç bunu çizmeyeyim. Zaten kelebek oluştu ama temel orantı oluşmadı. O zaman şuradaki oranı kullanayım. Oran kullanma mantığını biliyorsun. E hocam şu paralellerin üstünde ya yatayların üstünde ya o zaman dikeye paralel çizeceğiz. Amacımız paralel çizmek. Paralel çizip ne oluşturmak? Kelebek oluşturmak. Bak şurada bir kelebek çıktı. Ve temel orantı da çıktı aslında. Şurada da şöyle bir temel orantı çıktı. Hatta orta taban çıktı. Hatta 3K ise 3K bölü 2 olacak. Ben buraya 3K demeyeyim. Burası A ise burası 2A olacak. Buraya 2'nin katı bir şey diyeyim. Yani ben buraya 6A diyeyim. O zaman burası ne oldu? O zaman 2A mı oldu? 1'e 3 orandan. Evet. 6A ise orta tabandan dolayı. Bak burası 3A oldu. 8A ise. Bak burası 8A. A kelebekteki oran. 3'e 8. 3N'e 8N. Burası da 3 M'ye 8. Pardon. 8M'ye 8'e 3 oran burada ya. 3M yaptı. E hocam şu orta taban çizgisi. Hocam bu da orta taban çizgisi. Aynı şekilde. Burası 11 ise burası da 11M'dir. E sonrasında ne yapacağız arkadaşlar? Alan dağıtacağız. Haydi dağıtmaya başlayalım arkadaşlar. Bakalım ne çıkıyor. Şimdi buradaki alanı kaç vermiş bana? 24 vermiş. Hocam 3 endeki alan 24 ise ya da bir yerden başlasak mı arkadaşlar? Neyse 3 endeki alan 24 ise 8 endeki alan bak kaç katı 8 katı 8 katı burası 64 yapar. Sonra 8 endeki alan 64 ise B tepe noktasına göre. Hocam burası da 14 hem bak 8 katı 8 katı 14 Dün 8 katı. Kaç yapıyor? 4 kere 8, 32. 32, 8, 112 mi yapıyor burası da? Evet. Sonra şurada kalana geçiş yapacağım. E, burada da şöyle dağıtıp burayı bulup oradan sonra devam edebiliriz aslında ama dikkat et. Paraya kenarda bak şöyle bir şey var. Hocam bu alan belliyken bu alan da belli olmaz mı? Olur. Çünkü bak burada 8A var. Burada da 2A var. Yüksekleri aynı ya. 8'deki alan 2'deki alan. Doğru orantılı olacak şekilde dağıtırız. 8A'daki alan nedir? Topladığın zaman 176 yapıyor. 176. 176. Neredeki? 8 A'da kalan 176. O zaman A'da kalan kaç yapacak? 176'yı 8'e bölsek kaç yapıyor? 8, 8, 16. 22 yapıyor galiba. Evet 22. A'da kalan 22. 2 A'da kalan kaç yapıyor? 44 yapar. E o zaman benden şu olan isteniyor. 112 artı 44 isteniyor. O da 156 çıkar arkadaşlar. Yani 9. soru Denizli oldu. Geldik 10. soruya. Birer kenarları eşit olan sarı renkli üçgen biçimindeki iki karton paraya kenar şeklindeki bir kartonun üzerine şekildeki gibi konmuş. Evet eşit kenarlar buraya çakıştırılmış. Sarı üçgenlerden birinin kenar uzunluğu paraya kenar uzunluğunun yarısıdır. Gerçekten burası çizgiyken paraya kenarın bir kenarı da iki çizgi olduğu söylenmiş. Şekil 2'deki sarı alan 34 santimetre kare olup şekil 1'deki sarı alana göre 14 santimetre kare azalmıştır. Bak sarı alan derken hocam bu alan artı bak şu alan artı bu alan değil. Şekil 2'deki sarı alan nedir? Hocam şu alan artı bu alan. E o zaman şöyle diyelim. Ben buraya A alanı, buraya B alanı, buraya da C alanı diyecek olursam. Hocam bu alan A artı B yaptı. Bu alanda ne yaptı? B artı C yaptı. B artı C. O zaman şekil 1'deki bak sarı alan 14. Şekil 1'deki sarı alana göre 14 santimetre kare azalmış. Şekil 1'deki sarı alan ne? B artı C artı A artı B'den 14 azaltırsam. Şekil 2'deki sarı alanı elde edecekmişim. A artı B artı C'ye eşit işte olacakmış. Hocam A, B, C'ler gitti. A, B, C'ler gitti. O zaman BX 14 eşit sıfırdan B'yi kaç bulduk? 14 bulduk. B alanı 14 çıktı. Eyvallah. Sonra ne diyor? Buna göre şekil 2'deki paraya kenar alanı nedir diye soruluyor bize. Şimdi bu arada 34'ü kullanalım. Sarı alan 34. Şekil 2'deki sarı alan. E hocam o zaman burası A artı 14 artı C değil mi? Evet. A artı C artı 14 eşittir. 34 ise A artı C alanında kaç çıkar? 20 çıkar. E bu elimizde dursun bakalım. Şu elimizde dursun. A artı C alanı 20 çıktı. Tamam. E şimdi ne yapacağız? Hocam şuraya bakacak olursak bu alan nedir? Paralel kenar alanının yarısı değil midir? Evet. Yani paralel kenar alanının yarısı C artı 14. O zaman burada paralel kenarın alanı ne eşit olacaktır? 2C artı 28 eşit olacaktır. E şuraya bakacak olursam hocam bu da paraya kenar alanının dörtte biri değil mi? Evet. E bu da paraya kenar alanının dörtte biri de A artı 14 ise Paraya kenar alanında 4 A artı 4 A artı 4 kere 4 16 56 mı yapar? Evet. A bak bunlar birbirine eşit. X de paraya kenarının alanında eşit olduğundan dolayı. E o zaman burada ne geliyor arkadaşlar? Şunu şuraya atalım. 2 C eksi 4 A eşittir. Neye eşit oldu? 28'e eşit oldu. Buradan C eksi 2 A da neye eşit oluyor o zaman? 2'ye böldüğümüz zaman 14 eşit oldu. Hocam C eksi 2 A eşittir 14 bulduk. C artı A'yı da biz ne biliyoruz zaten? 20 biliyoruz. Hatta burada bunun iki katını alıp iki katını alıp taraf tarafa şey, yapacak, şey yaparsam A artı C yani 2C artı 2A mı yapıyor burası? Evet. Bu da kaç yapıyor? 40 yapıyor. Taraf tarafa toplarsam 3C eşittir 54 mi yaptı? Evet. 2A'lar gitti. O zaman C alanında ne geliyor arkadaşım? Gözükmüyor. Bir saniye. C alanına ne geliyor? 54 bölü 3 geliyor. Yani 18 geldi. Evet C alanını 18 bulduysak arkadaş 18-14 daha kaç yaptı? 32 yaptı. Yani senin şuradaki kalan 32. Evet bizden tüm alan isteniyor. Tüm alan ne olacaktır? Bu tüm alanın yarısı değil mi? Yani 32'nin 2 katı yani 64 yapar. Cevap böylelikle e yaptı. Bu da güzel sorulardan biriydi arkadaşlar. Gerçekten hoş bir soru. Hatta düşündüm bu soruyu mu böyle kara soru olarak koysam ki yapabileceğiniz türde bir soruydu. Yoksa şu soruyu mu koysam diye düşünmüştüm ama bu soru daha mantıklı geldi. Bakalım ne diyor. Evet son sorudayız. Kara sorudayız. İnşallah güzel bir şekilde uğraşmışsındır. Şimdi soruda ne diyor arkadaşım? Soruda ABCD paralel kenarında. Hemen ABCD paralel kenarını şöyle bir çizelim arkadaşlar. Rastgele bir ABCD paralel kenarı çiziyoruz. Çizdik. Şöyle aflendirmeleri de yapalım. A, B, C ve D. Sonra ne diyor bize? A, B, C, D paralel kenarını seç çizdik. B, de e eleman A, D. Şurada E noktası burada olacak. BD köşegeni bir de BD köşegeni çizesin. Hemen BD köşegeni çizeceğiz. Bu nereden geldi bir saniye. BD köşegeni çizdik. Bir de şunu CE'yi çiz diyor. Bunlar nerede kesmekteymiş? F noktasında kesmekteymiş. Eyvallah. EA E A, E'de birbirine eşit ve 2 kök 3 verilmiş. 2 kök 3, 2 kök 3. Burası da 4 kök 3 mü oldu arkadaşım? Evet. Sonra EFB açısıyla EFB açısı. Şuradaki açıyla nerede açı? BAD açısı. Burada kaçı birbirine eşit verilmiş. Hmm. Bunu biraz daha geniş çizebilirdik ama neyse önemli değil. E ben bunları nasıl kullanacağım kardeşim? Şuradaki dörtgenle ben bunu kullanamıyorum ki. Ancak şunu söyleyebilirim. Burası alfaysa e burası da 180 eksi alfa yapıyor sadece. Bunu söyleyebilirim. Ya da şöyle bir şey yapabilirim. Dikkat et. Şunlara burası da nokta açısı mı ters açıdan? Evet. Buradaki açıdan nokta açısı mı yapıyor arkadaşım? Evet. Aa, güzel bir şey geldi. Şimdi sen bu nokta açılarını unut. Tamam bu noktayı buraya taşıdım. Bu noktayı da buraya taşıdım. Bak birer açıları eşit olan üçgenler var. Nerede? Hocam şuradaki üçgenle büyük üçgende birer açıları eşit mi? Eşit. E birer açıları eşitse ortak açı kalıbı benzerlikte. E ortak açı neresi? Noktalı sarı üçgenle noktalı büyük üçgende ortak açı burası. E nokta karaladığım üçüncü açı çift çizgiyse nokta karaladığım üçüncü açı burası da çift çizgidir. İki üçgen ne oldu? Benzer oldu. Bu arada şurada da bir kelebek benzerliği var. Kelebekteki oran kaça kaç? 2 kök 3'e 4 kök 3 1'e 2 oranlamaları yazalım. Hocam A ise 2 A burası B ise burası da 2 B değil midir? Evet. Şimdi benden ne isteniyor? CE uzunluğu isteniyor. Yani arkadaşlar bence şuraya A, buraya 2A diyelim. Hiç şuradaki uzunluklara girmeyelim bile. Benden bu uzunluk isteniyor çünkü. Galiba oraya da gireceğiz ya. <laughs> çünkü ee, burada karadım açı noktanın karşısı noktanın karşısı falan derken gireceğiz galiba arkadaşlar. O zaman burası B ise burası da nedir? 2B diye yazalım isterseniz. Sonra ne yapalım? Hadi benzerliği uygulayalım. Hocam noktanın burada çift dizinin karşısı 4 kök 3 nerede? karalı maçının karşısında. Yapacak bir şey yok. İşlemimizi yapacağız arkadaşlar. Hadi yapalım bakalım. E o zaman şuraya da C diyeceğiz mecburen. Noktanın karşısı C'nin. E burada noktanın karşısı büyükte noktanın karşısı 3B'ye oranı eşittir. Çift çizginin karşısı B'nin. Çift çizginin karşısı o C'ye oranı güzel bir şey geldi. İşler dışlar C kare eşittir 3B kare çıkmayacak diye bir ara böyle umudum kesilmişti. C de buradan kök 3 B'ye geldi. Evet C yerine kök 3 B'ye yazalım arkadaşlar. Yazdıktan sonra tamam bir daha yapalım benzerliği. Çift çizginin karşısı B bölü çift çizginin karşısı kök 3 B mi yaptı? Evet. Bak çift çizginin karşısı B bölü kök 3 B. B bölü kök 3 B eşittir. Karadım açının karşısı 2 A bölü karadım açının karşısı 4 kök 3. 2 A bölü 4 kök 3'e eşit olacaktır. Hocam B'ler gitti mi? Gitti. Köküçler gitti mi? Gitti. E o zaman buradan 4 eşittir 2A oldu. A'yı da buradan 2 buluruz. A2 ise burası 4 oldu. Burası kaç oldu arkadaşım? 2 oldu. Benden de CE uzunluğu isteniyor. CE uzunluğu da 4, 2 daha kaç yapar? 6 yapar. Yani cevap böylelikle akçay oldu arkadaşlar. İşte burada. Belki benzer olduğunu. Tamam burası nokta açısıysa burası da nokta açısını şimdi göstereyim ben. İlk soruda böyle vermişti. Noktaysa nokta, noktaysa nokta, nokta dedik. Birer açıları eşit. Benzer üçgen. Yani üçgende benzerlikten çıkıyordu arkadaşlar. Ama üçgende benzerlikte harf sayısı fazla olduğu için belki cesaret edememişsinizdir. Ama ben bir cesaret ettim. Şurada C bölü 3B, B bölü C'ye eşit oldu ya. Bu C ile B arasındaki ilişki çıktı hemen yazdım. Sonra çift çizinin karşısı B bölü çift çizinin karşısı köşük 3B. Karadım açının karşısı 2A bölü karadım açının karşısı 4 köşüden A'yı bulduk ve sonrasında bitti. Evet kara soru. Gerçekten kara soru arkadaşlar. Yani ama yapılamayacak bir soru değil. Üçgenler yapılıyor arkadaşlar. Üçgenden. Üçgen bilgisini unuttum mu yoksa? Evet güzel bir soru. 11. soruyu akçay bulduk ve böylelikle paraya kenarı bitirdik. Sırada ne var? Eşkenar dörtgen var. O zaman bir sonraki videoda eşkenar dörtgenin çözümünde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.